Ve burada da gene benzer bir yapı kullanacağız. Neyimiz var? Statimiz. Sonra template. In the static folder, JavaScript ve CSS. Sonra önceki arakladığım kodu buraya yapıştırıyorum. Daha önceki tasarımla aynı burası. JS'de bir şey yok. HTML'i oluşturuyorum. Yapıştır. Şöyle bir şey. Aynısı. Burada yapacağımız zaten daha önceden gördüğünüz bir şey aslında. Yani Python'daki error handling konusuyla aynı. Flask import flask. Sonra şu def index yani root tanımlıyorum. App root bla bla. Burada nasıl yaparız? Çok basit anlamda. Return sıfıra böl. Sıfıra bölme teknik bir hata. Yazılımda bu nedenle standart olarak bulunan bir hatadır. Divide by zero exception. One runs. Bakın, internal server error. Çünkü sıfıra bölme hatası yaptık burada. Bakın, otomatik olarak division by zero diyor. Bu Python'daki versiyonu bu hatanın. Default olarak built-in error'lardan bir tanesi bu aslında. Teknik adı da, nesne adı da Zero Division Error. Bu metin karşılığı, text karşılığı. Ama teknik nesne adı Python'da Zero Division Error nesnesi. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Ki başınıza gelecek tabii ki bunlar. Normal. Böyle bu ihtimalleri olan herhangi bir şeyi try except içerisinde yazıyoruz. Orada da mesela şöyle bir açıklama yapılabilir. Something went wrong man. Bunun gibi bir şey. Ya da return render template error.html. Tabii ki bunu kullanmak için render template'i eklemek gerekiyor. At, tekrar çalıştır. Çalıştı. Bakın, hata verdiği için error sayfasını çağırdık. Tabii ki burada Sema'nın sorusunu unutmadık. Değil mi? Unutmayız. Root
Buraya sadece get gelsin. Ve o da şöyle olsun. Burada ne yapalım? Mesela error sayfası şunun aynısı olsun. Tamam. URL for. Yok, redirect kullanacağım. Redirect. URL for değil. Redirect'in de şuradan return redirect içerisinde error yaz. Hata verdirelim. Sema, farkı anlatabildim mi? Linkine baktım. Bunun öncekinden farkı, redirect dediğimizde yine hemen hemen senin düşündüğün şeyi yapıyor. Ama oluşturduğun bir action'a yönleniyorsun. Orada da yine aynı şekilde bizim hata sayfamız var. Orayı kullanıyoruz. Bu yöntem kullanılabilir bu arada. Mesela şurada örneğin hata yaptırdın ama bir de ekstra bilgi almak isteyebilirsin. Mesela arka tarafta dediğim gibi loglama yapmak amacıyla ya da örneğin yöneticiye başvurun. Bir tane link koyarsın diyelim ki her yerde yapılmak zorunda değil ama örnek. O linke tıkladığında diyelim sisteme bir ticket açtırabilirsin vesaire. Hata sayfası böyle. Burada ise şu render template'de ise doğrudan exception durumunda ben error.html'i çağırdım mesela. Bu diğer bir yöntem. URL for yaparsan da şunun aynısını yapacak. Hatta yapalım. URL burada action adı yazacağım yine. Aç. Aç. Yine hata alacağım. Bu sefer herhangi bir yönlendirme yapmadı. Error'u kendi içerisinde include ederek çağırdı. Daha önce demiştim ya. Error çağırdı ama kendisine include etti sayfanın içerisine. Şurada en güzel yöntem aslında redirect. Bazen şu da geçerli olabilir, mantıklı olabilir ama redirect ile bir sayfayı, hata sayfasını daha jenerik hale getirmek daha doğru ve mümkün. Jenerik dediğimizde aslında farklı senaryolarda farklı davranabilen, farklı içerikler sunabilen bir sayfa haline getirmek. Mesela ben burada bunu yapıyorum, yönlendiriyorum ama bunu çağırırken diyelim ki şu sayfaya parametre de gönderebilirim, değil mi? Şuradan parametre göndererek parametre yazamıyorum. Error diyelim ki. Bu sayfanın içerisindeki tasarımı daha jenerik hale getirmek diyoruz buna. Bunu kapatayım. Burası böyle. Başka except kısmını şöyle yapabilirim. Except zero, yani olası hatalardan bir tanesi, ben biliyorum ki programcı olarak, değil mi? Şu yukarıdaki net sayıyı bu işlemi yaparken olasılıkları tahmin edebilirim. Ne tür hatalar çıkacağını. Zero division error. Tamam, şu kullanabilir. Buna bir alias vererek, ERR adıyla
kullanabiliriz. Ve orada da return something went wrong. Mesajı olarak da RL'yi basarım. Bu doğru mu? Programlama bilgilerinize dayanarak ne diyorsunuz? Bu şekilde daha önce yapmıştık değil mi? Hata yönetimini vesaire gerçekleştirmiştik. Tamam mıyız burada? Tamam değiliz. Tamam değiliz. Bence hocam. Bence değiliz. Bunu string'e dönmek gerekiyor. Dönüştürmek gerekiyor. İki accept Oğuz ne demek? İki accept. Birinci hata şurasıydı. STR ERR. Tamam mı? Çakışma olmuyor mu birbirinde? Hayır, birden fazla. Bunu if'in else'i gibi düşünebilirsiniz. Else, else. Devam edebilir. Yani şundan birçok versiyon yapılabilir. Zero division error ya da başka bir error için başka bir tane. Scope. If, else, else, else vesaire. Birinci hata bunun string'e dönüştürülmesi gerekiyordu. Çünkü ERR bir nesne. Bunu doğrudan string'de birleştiremezsin. İkinci hata except'ten sonra başka bir except şu şekilde kullanılamaz. Böyle bir kullanım yapacaksanız bunu else gibi düşünün. Else'ten sonra else if tanımlanmaz. Else if'ten sonra bütün 10 tane else if tanımladın. En sonunda else tanımlarsın. O yüzden şu except'i yazdığında bu her şeyi yakalar çünkü. Bu bunun için tasarlanmıştı. Bu aslında error nesnesidir ya da exception nesnesidir. Bakın bu her şeyi yakalar. O yüzden bundan sonra zaten mantıken şuna gelmesine gerek kalmayacak. Bunu sen bunun altına koyarsan. Bu nedenle hatadır. Mesela if'te de else'i kullanırsan else zaten her halükarda çalışacak. If çalışmadığı sürece else garanti çalışacak. O yüzden else'den sonra else yani elif çalışmaz. Gerek yoktur if'te. Burada da böyle yapıyoruz. Eğer çoklu olarak kontrol yapacaksanız. Evet, finally, finally gibi dediğin gibi o da except, else, finally. Bunlar benzer durum, farklı durumlarda ama benzer hareketi yaparlar. Burası da böyle. Except en sonunda kullanılır. Tamam. Bu soru. Yani zero division hatası olursa doğrudan burası yakalayacak. Buna özel işlem yaparsın. Ama diğer olası hataların hepsinde except'e düşer. Mesela şurada da yine bir bitimsel bir şey. Do you know what happened? Something went wrong. Evet, bu da tamam. Hata sayfasını da öğrendiniz. Custom bir şekilde kendi hata sayfanızı tasarlayıp ona yönlendirme işlemi.
Bir başka olası durum. Bu da gene custom error page. Yazayım şöyle. Yine static. Yine templates. Yanlış yere oluşturdu. Static templates. Bunun içerisinde yine benim itinayla çaldığım template oluşturacağım. Aynı şey, bildiğiniz senaryo. Yine bir yerden arakladım. Yine işte bildiğiniz şeyler. CSS CSS dört sonra E'ye. E'nin içerisinde de yapacağımız işlemler aşağı yukarı çok benzer. Sadece Flask'ın Error Handler olayını inceleyeceğiz. Orada da fark sadece şu. Bakın şuralar aynı. Burası da aynı. Server Error diye bir tane action tanımlıyorum burada. Fakat app'nin application yani Flask'ın nesne örneği üzerinden ben Error Handler'ı kullanıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Buna diyorum ki 500 veriyorum. Server error, internal server error demek. HTTP status kodlar içerisinde. Değil mi? Ve bu sayede herhangi bir 500 hatasında bu sayfaya gelmesini sağlamış oluyorum. Mesela. Bu da bir başka yöntem. Buraya kadar tamam. Şimdi daha önce anlattığım örneği tekrar inceleyeceğiz. Database ile alakalı. Buralara geçtim. Daha önceki örneğimiz de şuydu. Bir database'imiz vardı. Bir şeyler yapmıştık. Değil mi? Database işleminde her şeyden önce database'in ayarlarını bir yerde tutmamız gerekiyordu. Bu tuttuğumuz yerde db.yaml isimli bir dosyaydı. Bu birçok uzantı da olabilir. Yani txt de yapabilirsin, ine dosyası, cnf, config dosyası, xml, json fark etmiyor. Ama yaml gibi, toml vesaire gibi bunları da daha önceden birkaç hafta önce, belki birkaç ay önce yapmıştık Python örneklerinde. Bunlar daha çok config odaklı tasarlanmış şeyler. Yani JSON XML'de yaparsın ama bu daha hafif, daha basit bir şey. Ve bu ayarlar için kullanılıyor. Bunu yapıyoruz. Ayarlarımızın isimleri, bu da key value pair olarak tutuluyor. Key value şeklinde. Keylerimiz MySQL host, MySQL user, MySQL password, MySQL DB. Bunlar gerçek veriler. Benim secret key'im bu. Database'deki şifrem. Geri gelmişken söyleyeyim. Grupta yani görüyorum bu XAMPP gibi şeyler kullanıyorsunuz ya. Onları kullanmayın. Python çalışmalarınızda kullanmayın. Kendinizi geliştirmek için belki PHP vesaire gibi şeylerde bunları kurdunuz, kullanıyorsunuz ama ben server gibi ortamlarda tavsiye etmiyorum. Onu kullanmayın. Yıllardır var onlar, yeni bir şeyler değil zaten. Ama bu şekilde sıfırdan kendiniz her şeyi oluşturup görerek kullanmanız daha doğru. Mesela orada yaptığınız çalışmada şifreyi falan kullanmamışsınız. Bu tamamen teknik bir hata.
Sen o şekilde öğrenirsen bunun aslında öyle çalışmadığını çok geç öğreneceksin. Çünkü uygulama geliştirirken uygulamanın şifresi senin connection string, bu bağlantı katarı dediğimiz ve onun verileri aldığı yerden alınır ve kullanılır. Orası da burası. Bunun gibi yerler oluyor. Ayar dosyaları. Ama siz şifreyi buraya yazmıyorsunuz mesela. Onun gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Çünkü kullandığınız teknoloji bunu öğretiyor size. Halbuki kullanıcı adı, şifre vesaire her şey aynı yerden, aynı kaynaktan olmuş. Bunun upper advanced konularına girmiyorum. Yani bunlar güvenlik konusunda anlattığımız şeyler. Yani bunlar mesela şudur, dosyalar, config dosyaları, XML de olsa, farklı tiplerde de olsa fark etmiyor. Bunlar şifrelenirler. Ya da kullanıcı adı ve şifre kısımları şifrelenir, hashlenir. Hashlenmiş veri üzerinden işlem yaparsınız gibi. Çünkü açık bir şekilde şu YAML dosyası sizin yazılım geliştirdiğiniz ve yayınladığınız sunucuda sağ tıklayıp bunu metin editöründe açabiliyor, görebiliyor olacaklar. Tamam mı? O yüzden hashlenmesi gereken yerler de oluyor. Şifrelenmesi gereken vesaire. Ya da upper advanced konuda bununla ilgili vault servisleri var. Buna genel olarak management denir. Tamam mı? Profesyonel projelerimizde bunları kullanırız. Ha. Yani piyasada göreceğiniz çoğu firma bundan habersizdir bile böyle bir şey olduğunda. Secret Management, araç gereçleri, altyapıları ya da hatta Microsoft'un, Amazon'un vesaire Vault ile biten servisleri vardır. Siz Secret dediğimiz, yani kullanıcı adı, şifre ya da kritik veri diyebileceğimiz bu tür ayar, ıvır zıvır kullanıcılarınızın ya da çalışanlarınızın şifreleri gibi bunları ciddi şifreleme ortamlarında tutabilirsiniz. Bunlar genel olarak Secret Management araçları olarak geçer. Son yıllarda daha popüler, modern bir tercih. Ya da cloud servislerden var. Dediğim gibi Microsoft'un blah blah vault var mesela. Aynı şekilde Oracle'ın ya da IBM'in ya da Google'ın vesaire. O servisleri, cloud servisleri kullanarak da bunları yapabilirsiniz. Biz çok kaliteli open source araçlar var. Onları kullanarak yapıyoruz bunları. Benim kullandıklarımın çoğusu Go ile geliştirilmiş mesela. Ama basit anlamda bu en basit. İşin alfabenin A'sı diyebileceğimiz kısım bu şekilde yapılır. Bunu yazdık. Geldik buraya. Soru mu var? Yok, Ertan ben. Şimdi yine şuralar aynı. Flask'ı kurdum. Tamam, bunları kullanacağım. Request yapacağım için request nesnesini de aldım buradan. Flask, bir de MySQL işlemi yapacağım için Flask underscore MySQL DB. Bunu da kurdum. Pip üzerinden. Flask ile MySQL'i entegre edebileceğiniz bir MySQL entegrasyonu. PostgreSQL için başka bir tane kullanabilirsiniz vesaire. Bunun içerisinden MySQL diye bir nesne var. Onu kullanıyoruz biz. O sınıfı kullanıyoruz. Ve sonrasında YAML işlemi yapacağım için YAML'ı import ediyorum. Ve OS kullanacağım. Bu standart library içerisinde olan bir şey. OS'u kullanabiliriz. Words of Security, bunu geçiyorum. Daha sonra eklemiştik bunu. App, Flask. Sonrasında YAML üzerinden, ben YAML kullandığım için YAML package'ini kullandım. TOML ya da JSON, XML vesaire kullansaydınız ona göre yapacaktınız tabii bunu. Bu örnekte YAML kullanıyoruz. O yüzden YAML package'ini kullanarak load et dedim. Load et ve open. Ne demek bu? db.yaml. Şu dosyayı aç, onun içerisindeki veriyi yükle. Nereye? Şu YAML aracılığıyla buna. Nesne ne oluştu? Buna yüklüyor. Sonrasında benim application'ım vardı burada. App nesnesi. Bunun içerisine bakın, şuraya kadar db'ye gelen şey aslında db config bilgisi.
Yani o ekstra bir şey yapmıyor. Sadece YAML üzerinden bu veriyi alıp nesne haline getiriyor. Tamam, burası dictionary tipinde bir nesne gibi düşünün. Key value tutuyor sadece kendi içinde. Ve bunun içerisindeki veriyi aldım. Sonra app'ye geçiyorum bakın. Flask'ın nesne örneği. Onun içerisinde config alanı var. Config nesnesi. O da key value pair olarak tutuyor gene veriyi. Dictionary gibi. Diyor ki bana key ver. Yani çünkü Flask'ın kendi içinde database işlemlerini ya da herhangi bir birçok farklı işlem olabilir bu. Config bilgileri tutabileceğiz nesnesi var. Ona key veriyorsun MySQL host. Sonra bunu başka bir yerde kullanabiliyorsun Flask üzerinden. Verdim bunu eşittir DB içindeki MySQL host. Yani şu bilgiyi alıp Flask'a atamış oluyoruz burada. Tamam. Sağdan sola değişken değer atamız. MySQL user aynı. Password, DB, cursor class. Bunu geçiyorum şimdi. Zaruri değil. Ama şunlar zaruri. Flask'ın senin database bilgilerini hepsini bilmesi gerekiyor. Sonra da MySQL nesne örneği oluştur. Eşittir MySQL nesnesinden şu. Bütün MySQL işlemlerini yapabileceğiniz zımbırtı. Ona app'yi veriyorum. App'nin içerisinde zaten config'ler var ya. Kendisi gidip o config'lerden o bilgileri alıyor. Nasıl yapabiliyor bunu? Eğer orijinal MySQL driver'ını kullansaydınız bu Flask ile tam uyumlu olmadığı için yani Flask için tasarlanmadığından dolayı ona özel kod yazmanız gerekiyordu. Ama ben burada Flask MySQL modülünü kullandığım için doğrudan buna göre tasarlanmış ve Flask'ın nesne örneğini verip MySQL'e diyorum ki al bunun içerisindeki config'leri oku. Okuyor bunu. Nesne örneğini oluşturuyor MySQL. Index şuraları artık ezbere biliyoruz. If request that method post ise form'dan bana veri gelmiştir. Değil mi? Form'dan. Form neresi? Benim HTML tarafındaki form taglarım. Oradan veri girişi yapılmış. Form tagları içerisinde, HTML form tagları içerisinde bir buton olmalı. O bir buton da submit tipinde olmalı. O butona tıklanmış ve şuraya request gelmiş. Eğer post ise bana request içerisinden, client'ten gelen request içinden form'u al. Form nesnesine ata. Bu isimde bir nesne oluştur. Sonra ben bunu kullanacağım. Form nesnesi de aynı app gibi, app'nin config gibi ya da YAML'dan gelen şu DB nesnesi gibi dictionary tipinde veri tutabiliyor burada. O yüzden şu şekilde erişebiliyorum. Form'un içindeki name'e, form'un içindeki age bilgisi. Bunlar neydi? Rümeysa. Şu name'ler ne? Name, age. HTML tarafından ne demek oluyor? Nasıl gönderiliyor bu? Rümeysa. Ha hocam benim ismini tutmadın mı? Emin olamadım mı? Ha Ru. Rümeysa'ydı. yok ondan da yani. Sadece sağ kısmındaydım da. Evet Rümeysa. Az önce bir benim adım Rümeysa diye Rümeysa dedi de. Özel. Hocam kimlikte evet, de öyle yazıyor hani o yüzden. Yoksa. Ya zor değil Rümeysa. 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 Evet. Rümeysa. Tamam Rümeysa. Evet. Ne diyorsun? Name ile age. Bu bilgiler nereden geliyor? Onlar form'dan geliyor. Form'un şeylerinden. Tamam. Bu isimler ne ki? Nereye koydun sen? UI'cısınız ya siz mesela. Bunu nereden koydun? Nasıl geldi buraya bana? Hocam normalde orada ID kullanılmıyor muydu? Hayır.
Ben yanlış mı? ID dediğin tam olarak şey mi? HTML tag'ının ID'si mi? Evet. Hı-hı. Tamam, ben karıştırdım. Dediğin gibi ID de olabilir, HTML'in name'i de olabilir. Evet, onu diyecektim şimdi. HTML'in name'i veya ID'si olması gerekiyor orada. İkisi de, bunu HTML tarafında söylemiştim daha önce. ID'yi de name'i de HTML taglarından ID ve name bilgilerine aynı isim verirsin. Ve boş geçme hepsinde. Bunun sebebi eski bazı tekniklerde mesela diyelim ki ID'yi kullanıyor. Ama başka diyelim React ya da şu bu vesaire farklı UI teknolojilerinde de name'i kullanıyor mesela diyelim ki. O yüzden default olarak ikisini de kullan. İkisine de aynı ismi ver. Genel bir pattern diyelim bu. Diyelim ki ID'den yaptık. HTML'in ilgili tag'ının, input'unun ID'sine name'i verdin sen. O işte bu şekilde yakalanır. Çünkü form nesnesine gelen form nesnesiyle request.form üzerinden gelen formda o ID ya da name bilgileri var. Onların da isimlerini buralardan alıp mesela h diye bir input varmış. Varsa o zaman burada da vardır. Göstereyim ben. Değil mi? Input'umuzda bakın. Form'um var. Buradan geliyor. Metodu post. Form tag'ı. Input, tip, text, name, id. Ne demiştim? Şöyle olmalı. ID, name. İkisini de kullanmalısın. Bazen JavaScript'te birini kullanırsın. Get element by ID dersin mesela. Ya da get element by name demen gerekir. Vesaire. O yüzden şu şekilde ikisini de default olarak aynı isimle kullanmalı. Burada da yapalım. Kafa karışmasın. Elhasıl. Sonrasında bu formu post edebilmek için input tip submit olan bir butona ihtiyacınız var. Çünkü HTML'de submit butonu sayfayı post eder. Sayfadan kastımız formdur. Normal bir buton post işlemi yapmaz. Submit post yapar. Geçiyorum. Geldik buraya kadar. Ve şuraya kadar aldık. Password'ü de almıştık ama dedik ki burada ekstra bir şeyler daha yapabiliriz. Generate password hash. Bunu kullanalım dedik. Çünkü bunun database tarafında benim database'in adı ne burada? Employee data. SQL. Workbench aç. Servisim çalışmıyor. Servisimi çalıştırır. MySQL. Ha, çalışıyormuş. Test etmişim. Default'ta çalışmıyor çünkü. Biz de şifremi giriyorum. Duruyor mu? Evet, duruyor. Employee data. Bakın şöyle bir alanım var. Select star from employee data. Nerede selected? Aa, database'i seçmedim diyor. Haklısın. Unutuyorum ben bunu ya.
employee data, data, pardon, zoom. Evet. Şuna çift tıklayınca bu database seçiyor. Onun üzerinden session oluşturuyor burada. O yüzden bana onu yap diyordum. Çok sık kullanmayınca MySQL'i. Evet. Ayşe Fatma'yı yapmıştık mesela. Password olarak. Bakın burada Ayşe Fatma'mız password olarak duruyor. Ali ve Murtaza var. Onlara girmemiştik bunları. Onların şifreye ihtiyacı yok demiştik. Ayşe Fatma'ya eşlenmiş bir şekilde vermiştik bu bilgiyi. Sonra geliyorum ben. Tamam. Normalde, normali neydi? Password form'dan şunu al. Password'ü. Sonra bunu gönder. Bu şekilde çalıştırdığımda sorunsuz çalışacak. Onda problem yok. Kapat, aç bakayım hadi. Evet. Open integrated terminal. Extension. Okay. Flask run. Çalıştık. Neyimiz var? Geçiyorum bunu. Without leader is deprecated. Tamam. Deprecated demek de yazılımda bu özellik değişecek demek. Tamam. Burada herhangi bir dilde deprecated gördüğünüzde o özellik, o function bla bla değişecek demek. Onu bildiriyor size. Gelecek versiyonlarda değişecek. Neyse. Geldim ben burada. Tamam. Şimdi nasıl test ediyordum bunu? Ben buradan post yapabilirim. Neyim var? Ana sayfaya geçeyim şuradan. Şöyle müthiş bir alanım var. H kısmı şifre. Şimdi gizlice şifre yazdınız. Kayıt oldu. MySQL'e geldiniz. Sizin gizli şifreniz milletin sunucusunda duruyor. Demek ki gizli değilmiş. Sonra hacker'ın bir tanesi ya da bu database'i yöneten birisi geldi. Aa işte Ayşe Fatma. Bu benim ilkokuldan arkadaşım diyor. Gıcık olurdum ben buna. Şunun şifresi neymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Böyle şeyler olur. O yüzden bunların hashlenmiş olması gerekiyor. Hashlenmiş versiyonlarında gene detaylı incelemenizi önerdiğim şu WorkZog Security var. Bunu kullandım. Burada da import ettim. Kullanıcının mesela herhangi bir kayıt girerken, yani bu senaryoda register alanında, kullanıcı kayıt alanında generate password hash'e ihtiyacınız var. Çünkü kullanıcı veri girerken onu hashleyerek database'e saklarsınız değil mi? Şu senaryo. Generate password hash'e gönderirsin. Neyi? Kullanıcının formdan gelen verisini. O da hashlenmiş olarak database'e gider. Örnek senaryoda da şuydu. Hashlenmiş versiyon. Sonra bir de bunun kontrol kısmı var. Çünkü hashlenmiş bir ortamda ki veriyi kullanacaksan onun orijinal verisine, plain text'ine bir daha erişemeyeceksin demek. Değil mi? Çünkü hashlendi artık. Onu bilmiyorsun ki. Tutmaman gerekiyor zaten. Yani clear text olarak plain text, clear text ikisi de kullanılır. Plain text olarak kullanmaman gerekiyor. Hiçbir şekilde tutmaman lazım. Kullanıcının şifre bilgilerini ya da mesela kredi kartı şifresi vesaire bunlar gibi bilgileri güvenlik tarafında şöyle diyoruz. Bunları
clear text olarak tutman için hiçbir sebep yok. Hiçbir mantıksal sebep yoktur. Açıklayamazsın, tutulamazsın. Tamam mı? Ve gene WorkSock Security içerisinde check password hash var. Bunu da o kontrol için kullanırız. Burası tamam, zaten biliyorsunuz artık. Şurada mysql.connection.cursor oluşturdum. Şuradan insert yapmıştım password kullanımından önce. Sonra da password alanını oluşturdum ve şunu çalıştırmıştım. Commit yapmazsan database işlenmez bu işlemler demiştik. Bu da transaction konusuyla alakalı. Nedir transaction? Ben size gördüğüm biri var. Onun güzel bir makalesi ve videosu var. Onu size vereyim. Bayağı iyi anlatıyor. Makalesini açıyorum. Efendim? Ertan ben. Bu commit yapmadan önce begin yapmaya gerek yok mu? Begin kısmını şurası yapıyor. Sen connection cursor kullandın mı o open yapıyor. Begin demek zaten. Peki bir soru daha soracağım müsaadeniz. Bu Python PHP gibi çalışma anında yorumlanıyor ya. Bu kodların güvenliği nasıl sağlanıyorsunuz da? Kod encryption işlemleri var. Bu aslında Python'la falan ilgili bir şey değil. Herhangi bir programlama dili decompile edilebilir. C de decompile edilir. C Sharp'ta, Java fark etmiyor. Mantıken yapılabilir. O kaynak kodu erişilir biliyorsa. Bu kod karmaşıklaştırma teknikleri vardır. Sizin yazdığınız kodu ya şifrelersiniz. Şifreleme de yapılabilir. Ya da karmaşıklaştırabilirsiniz. Kaynak kodun güvenliğini sağlayabilmek için. Buna obfuscation denir. Yazayım. Notunuzu alın. Sileceğim bunu. Burayla alakalı değil çünkü. Obfuscation işlemi. Bu kod karmaşıklaştırma. Yani bunu yaptığınız zaman mesela C Sharp üzerinden örnek vereyim. Bunu yaptığınızda şu metotlar vesaire, metotların isimleri, içerisindeki değişkenlerin, ıvır zıvırların isimleri değiştirilir otomatik olarak. Yani boşluk koyar, alt çizgi koyar, farklı farklı karakterler koyar, okunmasını engeller. Kod karmaşıklaştırma. Bunun da teknik olarak aslında kodu reverse engineering ile geri alma engelleyen bir durum yoktur. Ama kaynak koda erişildiğinde onun okunmasını zorlaştırır. Normalde onu çalan kişi diyelim birkaç saatte kodu okuyup rahatlıkla anlayabilecekken onu belki birkaç hafta, belki birkaç ay böyle işini zorlaştırmaktır zaten. Güvenlikte de temel olarak kural şudur. Saldırganın saldırısını zayıflatmak, yavaşlatmak, onu manipüle etmek. Yani onun aslında sabrını kırmak. Diyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Ya çok takıntılı olan birisi onu da okuyup kırar tabii. Ben taktıysam böyle bir projeye mesela o kaynak kodu tek tek inceler gene bulurum yani. Nereden neyi ne yapıyor, nereye gidiyor, hangi veri yoluna ulaşıyor vesaire bunlara ulaşılabilir ama çok çok zorlaştırır. O da bir gerçek. Şimdi şurası sevdiğim birinin yazdığı bir makale var demiştim. SQL Server üzerinden anlatıyor. Transaction kullanımı ve yönetimi. Kitabı da var. Onu da inceleyebilirsiniz. Bunun video hali de var. Versiyonu da var. Onu da inceleyebilirsiniz. YouTube kanalımda sanırım 4-5 videoluk SQL Server'da transaction'ları anlatıyor. Aslında kitapta da var. SQL Server kitabında o kitap üzerinden anlatıyorum zaten. Aynı kaynak kodlar. Ama sesli olarak dinlemek isterseniz bakarsınız. Burada da makale versiyonu var.
ACID kurallarını öğrenmenizi öneririm. Temel transaction mantığı genellikle aynıdır. Çünkü transaction bir prensiptir aslında basit anlamda. Ve o yazılımda da aynı mantığı temsil eder. Transaction programlama tarafında. Database'de de aynıdır. Temel kurallar mesela ACID olarak isimlendirilir. Bölünemezlik, automaticity, atomicity, tutarlılık, consistency, isolation ve durability. Bu ACID kuralları baş harflerinde oluşur. I, D, C, A. Bunun temel mantığını doğru anladığınızda aslında programlama tarafındaki transaction mantığını da doğru anlarsınız. O çok derin bir konu aslında. Hani size sunulan basit bir şekilde connection aç, ona insert yaz, onun commit'ini yaptın mı çalışıyor olayı öyle değil aslında. Çok ciddi derinliği var. Onun mantığını anlayabilmek için de database'in mantığını iyi kavramış olman lazım. İleri seviye konuda. Onları da bunlarla anlayabilirsiniz. Database çünkü transaction mantığında çalışır. Çalışmak zorundadır. Veri tutarlılığını, veri güvenliğini vesaire sağlayabilmek için. Bakın burada da transaction'ı tamamlamak. Commit transaction anlatıyor. Başlama, begin transaction. Begin transaction. Uzun açılımı. Tamamlama, commit transaction. Geri almak, bu transaction'ın kavramını anlamadan rollback'in ne olduğunu anlama mümkün değil. Çünkü rollback yapabilmek için ACID kurallarını doğru ve sistematik bir şekilde uygulamış olman lazım. Ha, database'ler bunları çoğunlukla sizin yerinize yapıyor ama bu mantığı biliyor olman ileri seviye o derinliği anlayabilmeni sağlar. Save transaction, transaction oluşturmak. Bakın burada bir bankacılık üzerinden anlatıyorum. Evet, video makale geldi. Evet, Rumeysa. Rumeysa. Yani YouTube'a Cihan Özcan yazsan, transaction yazsan filan, o sana diyecek ki bunu demek istemedim. Tamam, hatırladım. Sus, bir şey söyleme. Sus, bak sesini kapatacağım. Şimdi, hazır birisi bulsun versin. Yani ben seni yoracağım. Şimdi ciddi projeler başlattık bu arada. O projelerde de arkadaşlar bayağı çalışıyorlar sağ olsunlar. Biraz tembel diyorum ama alakası yok. Bunlar çok çalışıyorlar. Sadece şuradaki mantığı bakın banka transaction üzerinden anlatıyorum. Bu gerçek anlamda bankalarda kullanılan bir altyapı. Bu tabii böyle basit değil. O karmaşayı anlatırsam gene anlaşılmaz olur. Ama basit anlamda onun temel mantığı burada. A hesabından B hesabına anlatıyorum mesela. Bakın bir prosedür var. SQL Server üzerinde CP Money Transfer. Purchaser'dan Sender'a iki tane değer var. Gönderen ve alıcı birisinden öbürünün hesabına yani diyelim ki Rumeysa'dan benim hesabıma 50 TL gönderecek. Bu işlem nasıl yapılıyor basit anlamda? Onun en basit halini anlatıyorum burada. Ve bunu transaction yapmak zorundasınız. İster yazılım tarafında transaction, uygulama bazlı, application level ya da database level transaction yapmak zorundasınızdır bu tür işlemler için. Onun da mantığını anlamadan dediğim gibi olmaz. Vesaire, vesaire. Mesela başka bir örnek, ben çocukken yazdığım bir makale ama burada geç yayınlamıştım 2018'de ama SQL Server'da bakın bunu mesela blogu kapattığım için tabii göremeyeceğiz ama SQL Server'da da veri şifreleme var. Bakın burada anlatmış mıydım? Belki vardır burada. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama kitapta vardır herhalde. Oracle'da veri şifreleme mesela. Data Encryption. Burada da böyle çok karmaşık, kurmaşık böyle PLSQL yazarak şifreleme falan yapıyorsun. Package'ler kullanıyorsun. Oradan oraya gidiyorsun. Buradan buraya zıplıyorsun falan. Bunlar. Bakın şurada. Anonym block completed. Girilen veri cihanosan.com. Şifreli hali şu. Şifresi çözüldükten sonra da orijinal veriye dönüyor. Bunun örnekleri bu. PLSQL. Gerek yok. SQL Server vesaire. Burası böyle. Nereden geldik? Arif'in golü. Evet.
Burada da bakın employees diye bir alan var. Burada da ben veriyi çekmek istiyorum. O veriyi çekerken de neyimiz var burada? Connection açtık. Şuradan gelecek. Connection aç. Database'deki veriyi çek. Sonra result sıfırdan büyükse ne yap? Fetch at. Fetch at diyoruz buna. Fetch yani veriyi oku. Sonra employees diye bir alan var. Tasarımımız var. Burada yapıştıracak onu. Döngü var. Geçiyorum bunu. Basit. Tamam, buraya datayı gönderecek. Ve bunu da yapmıştık. Şuradan. Employees diyelim. Bakın. Murtaza falan hepsi geldi. Can Özhan en son eklediğimiz 43 yaşında. Peki. Ben bir şey deneyeceğim. Evet. Bakın bu da geldi. Şimdi daha önce, iki hafta önce bunu anlatırken şurada ben bu yöntemi kullanmıştım. Hatırlarsınız bu çalışmamıştı. Düzelteyim. Şu yöntemi kullanmıştım, çalışmamıştı. Sonradan şu yöntemin çalıştığını söylemiştim. Bunun sebebi aslında şuradaki ayar. MySQL Cursor Class. Siz bunu aktif ederseniz şu yöntemle nesneye nesne field'larına erişebiliyorsunuz. Tamam. Ama bunu kullanmazsanız, tamam şunu aktif etmezseniz şu yöntemle erişebiliyorsunuz. Employee içerisinden indeksler üzerinden erişebiliyorsunuz. Şuradaki ayarın özelliklerinden bir tanesi bu. MySQL Cursor Class. Tamam. Bunu aktif ettiğinde tekrar ediyorum. Şu yöntemle nesnenin field'larına erişiyorsun. Ama dikkat et mesela şu an bu aktif değil. Ve ben bunu çalıştırdığımda employee'nin sıfırı geliyor ama age bilgisi gelmiyor. Bakın. İkisi arasındaki fark bu. Ama doğrusu doğrusu dedim, senaryoya göre bunların doğrusu yanlış olur. Ama genel olarak, genel kullanıma göre doğrusu şu yöntem daha sağlıklıdır. Bunun tasarımcı bile bunun ne olduğunu anlar yani. Şurada. Yani backend yazmıyor olsa bile anlar. Bunu açayım. Şuradan. Atma. Hatırt. Atma. Evet. Kutumuzu da koyduk. Devam. Ne yaparız? Ben şimdi onu şeyini şey yaptıysam, bunu buraya veriyi gönderdiysem, mesela ben veriye nasıl ulaşırım? Şöyle yapsam. Gelsem ben buraya. Kilim ile bir şey yazsam, açsam kollarımı. Neyiz? Desem. Sanki senin dördüncü var ya. Bunu bir şey yaptıysam. Employees. Datadır bence. Ya da employees'i. Şurayı öğrendiniz artık. Bununla şu farklı. Böyle kafanız karışmasın diye ayrı ayrı yazıyorum ama o zaman benim kafam karışıyor. Artık öğrendiğiniz varsayıyorum. Employees parametresi buraya geliyor. Bu da içeride buna gidiyor. Şimdi bir sorun yok.
RAM diyelim. Ne yapacağım ben burada? Sayfayı çağıracağım. Gelsin veriler. Olsun. Hayırlısı olsun diyelim. Tuple index of index out of range. Yani fazla salladım diyor burada. 4 diyerek. Çünkü 4 tane eleman yok diyor. Hatta kaç tane? Sanırım 2 çalışır. 0, 1, 2. 3 tane eleman vardı. Açtım kollarımı. Çalıştı. Bura çalıştı. Bakın Ayşe'nin verisi de buraya geldi. Şuradan ikinci elemanı aldım. Tamam, bu şekilde şifrelenmiş bir şekilde elde etmiş oldum. Arada bir Python pratiği yaptırıyorum size. Kendim de yapıyorum. Siz aslında çoğunuz mobilden bağlanıp yatarak izliyorsunuz muhtemelen de. Bak şimdi. Ben diyorum str'ye dönüştür. Neyi? Employee'nin içerisindeki, ben zaten ikinci eleman almıştım ya, şu şifreli hashlenmiş olarak gidiyor. Diyorum ki onun password'ünü getir bana. Sonra yapıştır diyorum şuraya bir run. Çalış bakayım diyorum. Diyorum. 94 ne ya? 94 kim? 94, bir dakika. 0, bir dakika. Ben onun verisini, password'ünü alsam. Ha, zaten len'ini aldım yani. Kaç karakter olduğunu öğrendik. Ben doğrudan veriyi yapıştırdım diye hatırlıyorum ama. Len'ini aldık bak. Bunun komple verisini istersem, uzunluğu yerine bana verisini gönderirsem. Len değil. Hadi len diyorum ona. Run. Çalış. İndir. Evet, şifrelenmiş olan veriyi print'e bastık. Böyle testler de yapabilirsiniz uygulamanız içerisinde. Hani UI'ye falan bağlı düşünmeyin kendinizi. Bu da kalsın burada. Sonra ben eğer bunu yapabiliyorsam, bakın şifreyi aldım. Şifreyi aldığıma göre ben bunun loginmiş gibi testini yapabilirim değil mi? Ne demek istiyorum? Benim söylemek istediğim şu. Yayınlarda duvara konuşuyormuş gibi oluyor sen ama. Password hash. Bak şimdi yukarıdaki şu zımbırtı var ya. Ben bunu alırım. Evet. Bunun mesela ikinci eleman. Çünkü hashlenmiş olan tek bir verim var burada. Dikkat edin yani. Çünkü diğerlerinde yok. Siz de test ederken tonla dandik veri ekleyeceksiniz. Yani karşılaştırmada hata yaparsınız. Bakın burada ben ikinci eleman aldım ya. 0, 1, 2. Bunun password'ünü elde ettim. Sadece bunda password var. Bunu karşılaştıracağım. Geliyorum 2. Bunun password'ü hashlenmiş veri. O zaman derim ki şuraya virgül koyarım. Bunun şifresi neydi lan derim. Şifresi 1-2-3-4 miydi? Hatırlamıyorum ama böyleydi herhalde. Derim ki kontrol et bunu. Yani şuradan database'den aldığım bu veri, yani bu hashlenmiş veri check password hash'e göndererek diyorum ki kullanıcı, hatta kafanız karışmasın. Ben şurayı keseyim arkadaşlar. Biliyorum karışacak sonra 50 tane soru. Neredeyim ben? Buradayım. Login ol. Bu da böyle olsun. Tamam. Buradan da tamamen böyle manuel bir şekilde verdiğim ne olsun kullanıcı adı fiyatlara bakayım. Name password. O zaman name'i
Cihan Özen miydi? Adam akıllı tasarım yapmayınca, örneği sonradan genişletince böyle oluyor. Normalde ID üzerinden yapar geçerdim bak. Neymiş Cihan Özen olan? Hadi bakayım. Öyle bir şey olmaz tabii ki arkadaşlar. Username ile password üzerinden yaparsın. Onları sonraki versiyonlarda yaparsın. Tamam. Cihan Özen olan kullanıcıyı al. O bana bu sefer fetch üzerinden gelecek. Ya da fetch all üzerinden alabilirim. Çünkü birden fazla name olabilir teknik olarak. Gene çalışır yani burası. Ama bu sefer sıfırıncı indekste gelir bana. Tamam mı? Tamam. Sıfırla 9. Password. Bunun şifresini kontrol edeceğim. Tamam. Evet. Kapan bakayım. Sen açıl. Bunu çalıştırırsam. Login'i çağırırsam. Burayla işim yok da. False. Şifrem değilmiş. Şifrem ne benim? 7345 şöyle mi acaba? Ben o zaman yeni bir kayıt ekleyeyim. Bak şimdi göstereyim size de. Olayları karmaşıklaştırırım bilinçli olarak bazen. Yani gerçek hayatta bunlarla karşılaşacaksın çünkü. Değil mi? Nerede benim kodum? Sen ver name Cihan Özen. Şurada çalış. Bir bakayım. Evet. İşte bu. Aha. Ayşe Fatma'ymış ya. Bak. Hiç kimse hatırlatmıyor arkadaş. Ayşe Fatma verisi üzerinde çalışmam gerekiyormuş benim. O yüzden çalışmıyor böyle. Ayşe Fatma. Bunun verisi hash'li çünkü. Arkadaşlar. Şifresi de muhtemelen şuydu. Cihan Özen'in verisi açık çünkü. Evet. Sen gel bakayım. Yine olmadı. O şifre o değilmiş demek ki. Ayşe Fatma. Biz Ayşe'yi yani mesela şunun adını ya şöyle yapayım. Ayşe Fatma. Bu kalsın. Sonra silip yeni bir veri ekleyeceğim. Tamam. Adı da kısaca bana kısaca Jode olsun. H 20. Şifre 1, 2, 3, 4, 5 yani 4 olsun. Ben standart 4'e kadar kullanıyorum. Bu tür dummy verilerde. Bakalım. Çalış. Dummy. Bakın. Joe şifre bu. Ben şimdi Joe'yu filtrelersem şöyle. Tabii ki normalde bunlar ID üzerinden yapılır ama normal başlamadık. O yüzden böyle gidecek. Ben Joe'yu alırsam bana 0. indekse o gelecek. Tamam. O veri gelecek. Sonra ben de ona diyeceğim ki çalış diyeceğim. Kurbacıyım, kurbacı. Evet. True. Gördüğünüz gibi true oldu sonunda. True yaptık. Ne demek oluyor bu? Kullanıcı buradan veri girdi. Login alanında. Kullanıcı adını yani Joe yazdı. Sonra gitti. Şifreyi de yazdı. 1, 2, 3, 4. Ama benim şifrem kullanıcının şifresi database'de bu şekilde eşlenmiş. Ben gidip doğrudan 1, 2, 3, 4 eşit eşit mi? Database'deki şu kullanıcının şu password alanıyla eşit mi diyemem. Çünkü burada veri hashlenmiş. Eşitlenemez bu. Ama ben geliyorum. Diyorum ki bak check password hash'i kullan. Çünkü ben şurada
generate password hash kullandım. O da Workzog Security'nin modülü içerisinden bunu kullandım. Generate ettim, yani hash'i oluşturdum. Aynı algoritma aynı package içerisinde kontrol edilir. Check password hash. Onu da dahil ettim. Dedim ki o algoritmaya göre aynı şekilde bunu kontrol et. Check password hash. Bunun da bizden istediği iki tane veri var. Hatta daha basit olsun diye şöyle, şurası biraz kafa karıştırıyor gibi olabilir. Şöyle değil. Result. Şu. Bunu da string'e dönüştür. Tamam. Geriye gönder. Şu. Hatta user password. Hatta şöyle yapayım. Hatta diyerek uygulamaya dönüştüreceğim ben bunu, ama genelde öyle oluyor. Ve şöyle bakın, underscore user password. Tamam. Yani şuradan aldım ya, bu gözünüzü yorar, böyle daha karmaşık görünür diye sadeleştirdim. Sıfırıncı zımbırtıyı al. Sıfırıncı da zaten şuradan gelecek. Şu Joe var ya. Joe'nun birden fazla kaydı olmaz teknik olarak bizde. O yüzden sıfırıncı bir tane gelecek zaten. Onu al. Onun password'ünü al. User'ın şifresi demek. Onu check password hash'e ilk parametre olarak gönder. Bakın, database'deki hashlenmiş olan veriyi, password'ü ilk parametre olarak istiyor. İkincisinde de kullanıcıdan gelen, o da şu oluyor. Tamam. Hani simüle ediyoruz ya. Hatta dediğim gibi, yani iş uygulamaya doğru gider bizde. Mesela kullanıcı user name username password. User password input. Kullanıcının girdi. O da ne? 1234. Tamam. Bu şuraya geliyor. Burada da bunu parametre olarak da gönderebiliriz. Daha önce yaptığımız gibi. Bunun sonuna hani gönderebiliyorduk ya. Mesela user pwd input. Buraya da parametre olarak göndeririz. Mesela ondan sonra şuraya gelirim. Şuraya da kullanıcının girdiği şifre verisini koyarım. Bu şekilde sistemi test etmiş olurum. Oldu mu? Şurada da bu zımbırtıyı da şöyle yüzde S ile, değil mi? Bir elgis koyabiliyorduk oraya. Hatta şunu da kapatırız. SQL sorumlusunun tektir ne bu? Sonra burası da şuraya gelecektir. Tamam. Tabii bu username password değil. Şurası user password. Şimdi ben bunu çalıştırırsam daha dinamik bir şekilde yine çalışır. Programatik. Evet, tamam, ne çalıştı. Ne diyor? Neresi? Şu. Login 53
ne var burada? Şu. Employee where blah blah. Yok, o SQL ile alakalı aslında. Koleksiyon olarak aslında koleksiyon olmaması gerekiyor. Bak açıklamaya bakalım. Line in login file bla bla line in execute place programming error not all arguments converted during bytes formatting. Kullanmadığın yöntemi kullanınca böyle yolda patlayabiliyorsun. Şurada saçma bir durum var ama. Bu yüzden şey. Hocam. Username parantezinin önüne de bir tane yüzde işareti koyarsanız olması lazım. Ha. Birleştirme işlemi mi diyorsun? Şu. Evet. Input'un. Username input. Evet. O zaman virgül yöntemi değil, şu yöntemi. Birleştirme yöntemini evet. Kullanmak. Evet. Bu string yani string formatting yöntemlerinden bir tanesi diyelim. Şu şekilde birleştirme yapmış oluyor. Şuradaki alana. Hani başında F kullanma gibi şeyler, yöntemler falan da kullanmıştık ya. Farklı farklı yöntem var birleştirme işlemini. Kimisinde şöyle artı ile yaparsın. Ama bu parametreyi sonuna ekler burada. Bu senaryoda. Burada yüzde kullanarak şuradaki alana yapıştırıyoruz diyelim. Teşekkürler bunun için. Buradan veriyi aldık. Username input. Bunu buraya yapıştırdık. User password employee bla bla geç. Ondan sonra bunları kontrol ettirdik. Şurada. Şöyle açayım. Database'den gelen ile kullanıcının girdiği login inputunu aldık, birleştirdik. Dedik ki bunu kontrol et. Ondan sonra da bas. Sanırım oldu. Şunu daha temiz bir login'e dönüştürseniz arkadaşlar. Ben yolda düzdüm biraz ama. Daha önceki yaptığım örneklerle biraz adam akıllı bir login'e dönüştürürseniz siz de daha iyi anlarsınız. Farklı örneklerde gene yaparız ama şu an sonradan değiştirdim bunu. O yüzden böyle yapısı karmakarışık oldu. Şöyle bir sorulara bakayım. Teşekkürler teacher. Böyle biraz daha okunur dediğin gibi. Ya yazdıkça çok daha detaylısını yazarsın. Doğrusunu yazarsın ama orada çok zaman yok. Konudan uzaklaşıyor. Belki uygulama zamanında yaparız. Soru var mı? Bunları bakın burada çok fazla dummy kod yazıyorum. Yani örnek kodlar oluyor. Siliyorum, değiştiriyorum vesaire. Bunları kendi mini projelerinizde kullanmanız gerekiyor. Mesela şunu dediğim gibi adam akıllı bir forma dönüştürüp adam akıllı bir login yapmanız onun nasıl çalıştığını rahatlıkla anlamanızı sağlar. Database'de de mesela bunu çok basit bir örnek için yapmıştım. O yüzden burada dikkat ederseniz employee'nin ID'si yok. Saçma, böyle bir şey olmaz. Bunu
Yani böyle employee üzerinden login yapılmaz. Bunu users adında bir tablo oluşturursun. Users'ın ID'si olur. Adı olur. Tamam, first name, last name, username, email, password. Onun üzerinden bu örneği yapman lazım. Ki temize çıksın. Zihninde tam anlaşılsın. Genellikle varchar kullanılır. Büşra. Soru database kullanırken varchar mı yoksa char mı kullanmamız. Bunların duruma göre farklılık gösterebiliyor. Mesela 20 karakter verdin de diyelim, bir tanesi 20 karakteri full olarak tutar. Sen kullanmasan bile kullanıcı olarak, 10 karakter kullansan bile geri kalan 10 karakterini boşlukta doldurur mesela. Ama diğeri 20 karakter varsa, sen 10'unu kullandıysan 10 karakterini doldurmaz. Boşlukta da doldurmaz. Doldurmaz yani. Aradaki farkları incelersen anlarsın. Char, varchar, mvarchar gibi. Hocam bir şey soracağım. Şimdi siz bu login'de değişiklikler yaparsınız, daha düzenli yaparsınız dediniz ya. Orada mesela neler yapalım? Ne tavsiye edersiniz? Nasıl değiştirelim onu? O zaman şöyle örnek ödev olarak olur, daha iyi. Bahsettiğim örneği. Hatta böyle rezil bir örneği daha düzgün bir örneğe çevirmek daha güzel bir proje olur. Şöyle ödev diyeyim. Login ve register. İlk bundan başlamalı. Text. Password. Radio button. Exactly. Bu kullanıcının UI ile alakalı olan bir şey, backend ile alakalı anlatacağım. Burada hocam sessizlik olmuşken söyleyeyim. Hani ismini söylerken öyle U'yu bastığınıza gerek yok. Hani o yumuşuyor söylerken de yazılımda hani yazarken U oluyor. Orada isim görünce söyleyeyim dedim. Evet, teşekkür ediyoruz bu ilgilendirici açıklama için. Sizi kurtarmak istedim o söylerkenki işkenceden fark ettim de. Bu Mayıs'a, bu Mayıs'a. İlgilendirme hocam bu Mayıs'a.
Hocam ben Sema, ben de şeyi merak ettim. Mesela makine öğrenmesi uygulamalarında deployment yaparken büyük çaplı bir proje ise orada da bildiğim kadarıyla veri tabanı kullanılıyor. Mesela kullanıcıdan bir akış şeklinde veri geliyorsa tekrar tekrar onu modeli güncelleyip yeniden yani güncel bir modelle tekrar tahminleri üretiyor. Bu tarz bir durumda lokal bir veri tabanı mı kullanılıyor veya az önce mesela chatte sormuştum. Bu veri tabanının sürekli çalışıyor olması gerekiyor demişlerdi. Nasıl bir yol izleniyor burada? Onu merak ettim ben açıkçası. O learning system bahsettiğim. Gerçek zamanlı olarak biraz detaylı bir konu ama kendi kendini öğrenen sistem geliştirebilmek için uygulanıyor. Çünkü bir machine learning modelini geliştirdiğinde bunu test ve temelde ikiye ayırıyorsun. Hani öğrenme amacıyla bir test için bir de kendisinin öğrenmesi için ayırdığın 8'e 2'lik bir veriyi ayırıyorsun diyelim. Örneğin 1 milyonluk veri var. İşte 800 bin kaydı öğrenmesi için ayırıyorsun modele. 200 bin kaydı da test için. Tamam, buraya kadar tamam. Fakat sen bunu model ortamına attığın zaman, modeli production ortamına attığın zaman, düzeltiyorum, gerçek veriyle beslenerek kendi algoritmasını, kendi öğrenme sürecini devam ettirmesi gerekiyor. O yüzden normal model verisinin haricinde gerçek ortamdan da düzenli olarak veri ile beslenir. Bu learning system aslında. Burada gerçek veriyi database'den alırsın. Bunu ister şu an yaptığımız gibi mesela bir Relational Database Management System'dan alırsın. Ya da MongoDB gibi bir NoSQL üzerine alırsın. Senaryoya göre değişir. Veriyi nerede tutuyorsan. Ama önemli konulardan bir tanesi bu gerçek zamanlı gerçekleşir. Yani sürekli olarak veri tabanını sorgulamazsın. Real time bir süreç vardır orada. Burada da mesela Kafka gibi Big Data başlıklarından Kafka gibi streaming aslında messaging queue deniyor buna teknik olarak. Kafka gibi bir sistemle gerçek zamanlı olarak veri pipeline üzerinden akarken bu gerçekleşir. Veri tabanından çekmezsin genellikle gerçek zamanlı veri alırken. O veri real time sistemden akarken alırsın, işlersin, o veri akmaya devam eder. Sen sadece alır okursun. O veri de senin için akmaz aslında. Öğrenmesi için akmaz. Normal bir süreç vardır. O işlemi gerçekleştirirken business'ı uygulayan bir süreç vardır. Sen o real-time veri stream halinde akarken okursun ve modelini tekrar geliştirirsin. Modelin öğrenme süreci bu şekilde revize edilmiş olur. Database'den sorgu yaparak bu şekilde yapılmaz genellikle. Yani real time sıkıntılı olur açıkçası. Ama yapılabilir. Mesela SignalR diyelim, işte WebSocket vesaire kullanarak doğrudan ilgili bir tabloya eklenen veriyi doğrudan sen okuyup modelini eğitmek için kullanabilirsin. Ama bu doğru bir yöntem değil. Senin bahsettiğin yöntem gerçek zamanlı olarak ya da near to real time deniyor. Gerçek zamanlı yakın bir akış oluşturduğun zaman başarılı olur. O da messaging queue gibi, messaging queue başlığı altındaki Kafka gibi, Apache Kafka gibi araçlarla yapılabiliyor. Kafka da bu iş için tasarlanmış bir şey değil aslında. Onun amacı gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilmek, messaging queue işlemlerini gerçekleştirebilmek. Ama çok güzel bir şekilde bu bahsettiğin işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu Big Data konusu. Başlık olarak da Data Processing, Streaming Data Processing ya da Fast Data Processing başlıklarını araştırman gerekiyor. Bu yazılımla alakalı bir konu. Aslında Big Data geliştirme tarafıyla alakalı bir konu. Ama bahsettiğin senaryoda Machine Learning tarafında da çok yoğun bir şekilde kullanabiliyoruz. Gerçek zamanlı veriyi anlamlandırabilmek için.
Teşekkür ederim hocam, anladım. Register tarafından burası login. İkisini de yapmanızı öneririm. Hem kullanıcı adıyla şifreyle giriş yapılsın, hem de e-mail ve şifreyle giriş yapılabilsin. İki farklı action tanımlayabilirsiniz bunlara. Register kısmında da şu alanları alacaksınız. Bunların tiplerini verdim zaten. İlgili fieldları alabilen bir form. Inputlar form tabi içinde olacak. İçinde olmalı. Button submit tipinde olmalı. Şurayı da açıklayayım. First name, last name geçiyorum. Envar Kar, burada diyelim ki 20-20 yaptınız. Tamam, şunların ne kadar kapasite alacağını da söylemeniz gerekiyor. Username gene aynı. Username'i alın. Aldıktan sonra temel kontrolleri yap. Yani database'de bunun bir sınırı olmalı değil mi? Örneğin kullanıcı adı 15 karakter ise, mesela Twitter'da, Facebook'ta vesaire, LinkedIn'de username kısmını kaç karakterle yapabiliyorsunuz? Diyelim ki 15-16 falan. Bunu o şekilde yaptıysan Python'ları de aldıktan sonra TY ile temel kontrolleri yap. Yani aldığın veri gerçekten 15 karakter mi? Database 15 göndereceksin ama aldığın form backend tarafında bunu kontrol etmen lazım. JavaScript eğitimi alanlar, özellikle onlara da bunun kontrolünü JavaScript tarafında da yapmanız gerekiyor. Backend ayrıca yapacaksınız, JavaScript'te ayrıca yapılacak. Username'in içerisinde boşluk olmaz. Bak, bunların hepsi kurallar. Özel karakterler sınırlı olur. Mesela sadece özel karakterler, karakter sayısı vesaire. Mesela username standartlarında alt tire hariç hiçbir özel karakter kullanılmaz. Alt tire de kullanıcı adının başında, sonunda değil, içerisinde olabilir sadece. Sadece alt tire olabilir. Bunlar yani frontend geliştirmenin de yapması gereken şeyler, backendçinin de yapması gereken. Bunun için de regex kullanabilirsiniz. Regex client side tarafta da JavaScript'te de kullanılabilir. Backend'de Python içinde regex paketleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Yine aynı. Çünkü e-mail'in de standardı vardır. Yine regex işinizi görür burada. Mesela içerisinde et olmalı. Nokta olmalı. Çünkü et hotmail.com. Noktadan sonra belli karakterler olmalı. Yani hotmail nokta diye bir mail adresi olmaz. Noktadan sonra bir şey yazar gibi. Bu bir standarttır. Bunun bir uzantısı, uzunluğu vardır. Düzeltiyorum. Karakter uzunluğu standarttır e-mail'in. Bu çünkü global bir standart. Kafasına göre geliştirebilecek bir şey değil. Aynı web sitelerinin standardı gibi global olarak belirlenmiş bir standart. Hatırlamıyorum ama 70 küsür falan olabilir. E-mail'in uzunluğu maksimum. Check edersiniz, hatırlamıyorum. Password'un, yani sizin burada kullanıcının kaç karakterlik zımbırtı yapabileceğini biliyor olmanız lazım. Fakat kullanıcı diyelim ki maksimum 10 karakter kullanabilir. Ama database'de
10 karakter tutamazsınız. Değil mi? Neden? Çünkü hash'leyerek bunu saklayacaksınız. Hash'lenmiş veri de bizim yaptığımız örnekte gördüğünüz gibi 94 karakter oluyor. Kullanıcı 8 karakter bilindiyse database'de 94 karakter olacak. Değil mi? Bunları kontrol etmeniz lazım. Mesela kullanıcı 20 karakter girecek. Sen bunu database'e gönderirsen database için sorun değil. Database bunu 94 karakteri zaten tamamlayacak. Hashleyecek bunu. Ama senin kullanıcı şifre politikanda 20 karakter değildi bu. 15 karakter ya da 10 karakter. Bunları kontrol etmen lazım. Gender. Bu iki şekilde tutulabiliyor. Olduğu ortamda char kullanılıyor. Olmadığı ortamda boolean. Neden? Çünkü mesela 0 ya da 1 ile çok basit bir şekilde tutulabilir. Yıllardır böyle tutulur. Kadın erkek olarak kadınlar diyor ki biz neden sıfırız? Böyle bir durum var. Biz neden sıfırız diyor. Tamam mı? O yüzden bazı ortamlarda işte char tutuluyor. Char'da da tek karakter tutulur. Mesela K ya da E. Bu da mümkün. Ama bunun üzerinde matematiksel işlem yapamazsın. Ama şunun üzerinde yapabiliyorsun basit bir şekilde. Yani sıfır olanları getir dedim mi çok basit bir şekilde alabiliyorsun. Bunda metinsel filtreleme yapman gerekiyor. Ama ikisi de kullanılıyor. Siz karar verin. İkisinde de şu radyo butonu kullanabilirsiniz. Yani sıfırı da sıfırı bulan da erkekti, o yüzden sıfırı kullanabilirsin. İzaktif. İzaktif şu. Şimdi soft delete, hard delete diye bir şey var yazılımda. Teknik olarak yani genel tavsiyemiz böyle kullanıcıların yoğun bir şekilde kullandığı ortamlarda veriler silinmez. Verilerin silinmemesi gerekiyor. Bu bazen yasal sebeplerle olur. Yani 6 ay tutman gerekir mesela veriyi. Kimisinin yıllarca tutman gerekir. Ivır zıvır birçok sebepten dolayı veriyi silmemen gerekir. Kullanıcı silse bile sen onu UI'larda göstermezsin ama belli bir süre tutmak zorundasındır. O yüzden ya da kullanıcı mesela ilişkisel bir yapı kurdunuz. Bu database ile alakalı bir konu. İlişkisel bir yapı kurdunuz. Bir kullanıcının verisi üzerinden, yani diyelim ki Cihan Özhan diye bir username var. 5 nolu kullanıcı ID'sine sahip. Bunun üzerinden 500 bin tane işlem yapıldı. Veriler tamamen birbiriyle ilişkili. Ve sen o datayı silersen ilişkisel veri tabanı gereği bütün 500 tane, 500 bin tane işlemin bağlı olduğu Cihan Özhan kullanıcı adını ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu veri bütünlüğünü bozmaktır yazılımda. Eğer kökten silecekseniz o kullanıcı adı silindiğinde 500 bin tane ilişkili olan 500 bin tane kaydın hepsinin silinmesi gerekiyor. Bu şekilde veri bütünlüğü sağlanabilir. Bu da istatistikler, raporlar, analizler, big data çalışmaları, machine learning algoritmalarının öğrenebilme durumları vesaire birçok şey etkiler. Çünkü elindeki gerçekten belki yıllarca işlem yaptığın veriyi silmiş oluyorsun. Raporların hepsi saçmalar eğer yapıyı doğru kurmazsan. O yüzden de biz o tür durumlarda veriyi soft delete yaparız. Mesela isactive. Bu kullanıcı isactive diyerek sistemde mesela yapabiliyorsunuz ya Facebook hesabını dondurdum. Tamam. Facebook hesabını dondurduğunda diyelim ki isactive'i false yaptın. Tamam. Bu arka plan bakın UI ile alakası yok.
kullanıcının haberi bile olmaz. Boolean, true ya da false. Default da şu da olabilir. Onu da yapalım. Confirm. Ya da is activated. Mümkün. Is email confirm ya da is, evet şu an is active olduğu için karışmasın is activated falan. Is email confirm ya da email activation. Tamam. Ya confirm olsun. Bu daha iyi. Yine arka planla alakalı. Yani UI ile hiçbir alakası yok. Kullanıcı aktivasyon maili gönderiyorsunuz ya. O maildeki hash bilgisi link üzerinde var. Ona tıkladığınızda, o gelen maildeki linke tıkladığınızda backend'de bir sorgu gider. O da is email confirm alanını true yapar. Ama default'ta false'tur. Çünkü sisteme giriş yaptığında aktivasyon mailine tıklamadan o aktif edilmemiştir. Yani default'ta da aktivasyon yapılmadığı için default'ta false'tur. Sıfırdır yani. Bir diğeri mesela İngilizce olarak nasıl, hangisini tercih edilebilir? Banlanmış kullanıcı mesela. Mesela is blocked diyelim. Bu sistem tarafından da bloklanmış olabilir. Tamam. Yani tabii ki default olarak false'tur. Çünkü default olarak hiçbir kullanıcı kayıt olduğu anda bloklanmaz. Banlanmaz değil mi? Bak, bu da bir senaryo. Bunları kullanabilirsiniz. Bunları işleyecek ya arayüzler ya da API'ler yazabilirsiniz. API'nin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Template olmayan bir şeye zaten API diyoruz aslında. Flask'ta o kadar basit. Bir tasarımı olmayan, form'da da Postman üzerinden veri gönderilebiliyor. Header alanından falan. Siz karar verin buna. UI çalışmak isteyenler UI yapabilir. Mesela şu aktivasyon işlemini, activate block işlemlerini bir panel gibi düşünebilirsiniz. Yönetim paneli gibi. Tamam. O sayfaya geçtiğinde sen kullanıcıları listeledin. Orada block diye bir butona tıkladığında bunu blokla mesela. Basit. Tabii ki zamanınız alır ama yapılabilir. Şu ana kadarki bildiğinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle. Aktif kullanıcı dediğim gibi aslında şöyle de olabilir. Düzelteyim. Şu anki örnekte mesela is active çünkü is email config ya da şu bu olabilir. Is active de olabilir. O da kalsın hatta. Diğeri de is deleted. Bak, bu da mümkün. Kullanıcı silindi mi, silinmedi mi? Anlamı eğer bu true ise soft delete yapılmıştır. Soft delete, hard delete. Soft delete yapılmıştır. Kullanıcı hesabı silinmiştir. Hani Facebook'ta falan yapıyorlar ya mesela işte Facebook'a sil diyorsun. O diyor ki silmem. Sil lan diyorsun. Şifremi de girdim, sil diyorsun. O diyor ki tamam sildim ama 14 gün sonra sileceğim diyor. O zamana kadar çünkü senin geri dönme ihtimalin belki kız arkadaşına sinirlendi. Belki orada birisi seni işte rahatsız etti. Belki lanet olsun çok fazla zamanımı harcıyorum dedin, gaza geldin bir motivasyon konuşması sonrasında. O yüzden hesabını silmeye karar verdim. Facebook da bunu biliyor tabii. Diyor ki tamam diyor 14 gün diyor. Sen bir git sakin ol diyor. Sakinleş. Sıkıntı yok diyor. Sen tekrar gelmek istediğinde hesabın bütün bilgilerin duruyor olacak. Ama 14 gün sonunda ben otomatik silerim diyor. Arka tarafta da job kullanıyor. Tamam mı? Not olarak yazıyorum bunları. Back, background, workers. Aslında genel adı background job'dur. Burada da mesela Python'la uğraşmak istiyorsanız salary vardır. Salary tool'u.
otomatik scheduler bir şekilde, takvimlendirilmiş bir şekilde background jobları kullanmanızı sağlar. Diyelim, dedin ki sırada 500 tane yapılacak işlem var ve bunlar uzun sürecek. Database backup'ı var, bilmem ne işi var vesaire. Bunlar çok uzun sürecek işlemler. Bunları bir anda yapamazsın. Bunları job queue'ya atarız. Job queue Celery bir araç, open source, Python için tasarlanmış. Background job. Job queue diyoruz bunlara genel olarak. Sen bu queue'yu atıyorsun, o sırayla arka tarafta donanımsal ve yazılımsal kaynakları kullanarak bu işlemleri gerçekleştiriyor. Aslında. Celery bunu yapıyor. Bunu takvimlendirebiliyorsun da. Mesela şu tarihte, şu saatte, şu zamanda şu işlemi yap. Ya da bunu düzenli şu 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 tarihlerde, şu zamanlarda vesaire yap. Mesela database yedeği gibi. Tamam. Nereden nereye geldim? Fazla... Neyse. Evet, sorunuz var mı? Ödev bu. Varsa alayım. Yoksa bugünlük bu kadar. Ya hocam bir şey soracağım. Alo. Evet. Visual Studio Code'da yeni bir folder açtık. Epey dosyamızı yazdık. Plus Grand dediğimiz zaman çalışmıyor. Neden acaba? Bilmiyorum. Bir hata veriyorsa hatayı konuşmak lazım. Yani bu projeye ait bir şey yok değil mi? Yani bu projede bir klasör yaratıyorsunuz, içinde dosyaları koyuyorsunuz, çalışıyor. Ama sıfırdan bir folder açtığınız zaman, sıfırdan başladığınız zaman olmadı. Özel bir şey değildir herhalde. O dizin konusunda eminsen, yani doğru klasör içerisine baktığına eminsen, hata vermesi lazım. Uyarı da olabilir, warning şeklinde. Mesela environment ayarını set et gibi bir şey. Flask underscore app. Böyle bir şey veriyorsa. Şunu, şunu kullan diyor. Use diyor flask alt çizgi app eşittir app name diye bu şekilde çalıştır diyor. Tamam. O doğru. Şöyle. Yani öyle bir durum var. Ben bunu farklı projelerde kullanacağım. Şu an kafa karıştırmamak için söylemedim. Bakayım. Sizin projeniz üzerinden gittiğimiz zaman bir sıkıntı yok. Yani onu Telegram'dan indirdim. Onun üzerinden devam ediyorum. Orada bir sıkıntı yok ama kendime yeni bir proje yaratayım dedim. Bununla ilgili güzel bir makale vardı. Şöyle bir ENV dosyası, bir de Flask dosyası. Bakın nokta var başında. Bunlara nokta dosyaları denir. Nokta Flask ya da nokta ENV. Bunları da güzel bir doküman vardı. Notunu bir yerlere almışımdır ama bulursam onu vereyim. Python.env package'ı bunu çok güzel yönetiyor. ENV dosyalarını. Python ile alakalı ama Flask özel değil. Ama mantığı anlamanızı sağlar. Şöyle. Bakayım. Evet, daha detaylısı güzeli vardı ama başka zaman şey yaparız. Ya konsol üzerinden normalde uygulamanın, mesela Flask uygulamasının ya da herhangi bir uygulamanın hangi dosyadan çalışacağını belirtmen gerekiyor. Muhtemelen
Sen APPP'yi yapmadın default'ta. Genellikle ona kızar. Çünkü default'ta... Tamam, bazen olsa bile çalışmayabiliyor. Hatta bu eğitimden önce en son çalıştığımda öyleydi. Senin dediğin hatayı ben de aldım. Orada bir ENV dosyası oluşturdum. Ona dedim ki, bak, Flask application, Flask underscore app, bu global bir name, eşittir app.py dedim. Yani senin çalıştıracağın dosya dedim, başlangıç dosyası bu olacak. Bunu Flask'a söylediğin zaman default olarak zaten .env dosyasına bakar. Ortam ayarlarından dolayı. Ondan sonra gider, der ki tamam ben gidip bunu çalıştıracakmışım, ona bakar. Başlangıç dosyası olarak. Şunları okursunuz bakın. First setup .env file. Senin ihtiyacın olan bu. İçerisinde şunları yapabiliyorsun. Debug modunu true ya da false yapabilirsin. Debugging işlemleri için. Flask environment ayarını development'tan production'a çekme. İkisinin teknik çıktıları var. Farklılıkları var. Flask app mesela bak py dosyası vermiş burada. myapp.app.py gibi. SQL Alchemy Echo ayarı, SQL Alchemy ile alakalı. Ekstra diğer ayarları da yapabilirsin. Secret key'ler var. API key'lerini burada tutarız. .NET, yani nokta .env içerisinde. Mesela Twitter API key, Facebook API key. Farklı, kendi sisteminle alakalı key'ler fark etmiyor. Hepsini tutarız burada. .env içinde. Diğeri de burada da mesela kullanımını göstermiş. Bunları zamanı gelince kullanacağız ama şu an değil. Şunu inceleyeyim bir de. Python.env. Bu otomatik olarak aslında .env dosyalarını yönetebilmenizi kolaylaştırıyor. Şuna da bakın. .flask. Bu da farklı bir amaçla kullanılan bir nokta dosyası. İkisi de nokta dosyasıdır. Gene bunu da inceleyeyim. Notlarını aldınız değil mi? Evet, use that environment files when developing your Python apps. Bakayım. Wisdom Rector. Evet, örnekler var. Örnekçikler var. İkisini de araştırın. Dokümantasyonlarda güzel kaynakları var zaten. Dokümantasyonda şurası oluyor Flask'ın. Benim bulduğum daha böyle farklı bir kaynak vardı. Aralarda bakarım. Bulursam gönderirim size. İkisini de inceleyin. Çünkü dediğin gibi Ertan, bu sık karşılaşabileceğiniz bir sorun. Python ve Flask ya da Python ortamında diyeyim aslında. Flask özel bir şey değil. Flask kendisine göre özel ayarını da kendi ENV dosyası içerisinde yaptırıyor. Evet, başka soru. 3,5 saat olmuş. Ödev yarın için değil. Önünüzde zamanınız var bir hafta. Onu bol bol detaylandırın. Yani benim verdiğim gibi bırakmayın. Ona arayüzler tasarlayın. Onun yönetimsel ayarlarını yapın. Listelemesini yapın. Başka bir şeyini yapın. Verildiği gibi bırakmayın yani. Çok daha detaylandırın. Mesela onu yaptıktan sonra farklı özellikler ekleyebilirsin. Zaten login'i yapmışsın. Register'ı yapmışsın. Mesela session konusunu araştırabilirsin. Ben sayfalar arasında oturum yönetimini nasıl yaparım o zaman? Bunu yaptıktan sonra değil mi? Üzerine ekle. Sonra git makale ekleme sayfası yap. Makale diye bir şey oluştu. Articles diye bir tablo database'de. Git onu ekleme kısmı yap. Yap, sürekli kod yaz yani.
Evet, son kez soruyorum. Soru yoksa görüşürüz. Görüşürüz hocam, teşekkürler. Görüşürüz. Programlamadaki session hepsinde aynıdır. Sadece kullanım yöntemi değişir, nesne değişir falan. Mantık olarak aynı hepsinde. Görüşürüz arkadaşlar.